Hepinize selamlar. Conan Exiles'ın yeni bölümünde bir aradayız. Şöyle tada deyip etrafı bir göstermek istiyorum size. Çünkü bazı değişiklikler var. Evet, bazı değişiklikler var. İlk etapta bir bunları konuşacağız. Niye bu değişiklikler? Gördüğünüz üzere Sipta haritasında değil, normal Conan haritasındayız şu anda. Bunun çok temel bir sebebi var. Hani geçen bölüm ben şey demiştim ya, işte 3 katıymış falan bu haritanın diye. Ben onu yanlış öğrenmişim. Siptah buranın değil, burası Siptah'ın 3 katıymış. Ayrıca okudum yorumlar falan, çok fazla hoşuma gitmedi. Ben niye böyle her an box yapacak gibi duruyorum? Neyse. Okudum yorumlar falan pek fazla hoşuma gitmedi. Niye diyeceksiniz? Çok fazla yenilik katmadığını söylüyorlar Siptah'ın. Yani içerik olarak tamam ama adanın kendisi birazcık boş hissettiriyormuş. Çok fazla yaratık, boss vesaire bicacıklar yokmuş. O yüzden yani orada devam etsek büyük ihtimalle pek de uzun ömürlü bir seri olmayabilir gibi hissettirdi bana. O yüzden bu haritaya geri döndüm. Sunucu ayarlarını %90 ihtimal yaparım demiştim ve yaptım. Yapmadım diyeceğim sandınız. Yaptım. Onları da yaptım. Şu anda karakterin tecrübe kazanımı 2,5 kat yüksek. Kaynakları da yine 2 kat mı 2,5 kat mı ne fazla alıyorum. Yani öyle çok 5-6 kat yükseltmedim gene de sıkılırım diye. 2 kat falan kafi geldi bana açıkçası. Zaten şimdiden bile karakter kaç level? 17 level falan oldu. İşte başlangıç noktasına gittim, eşya topladım, burayı yaptım falan. İçine pek bir şey koymadım bile, her şeyi sizle birlikte yapacağız. Yani bir tek işte yemek şeyi, bir de duvarı çatısı falan var, bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. Olay bu. Burada başlıyoruz efendim. Diyorum ve ufaktan başlayalım derken orada biri mi var sanki? Şurada ayakta bir şey var sanki, bir hayvan mı acaba? Neyse dur, gider bakarız şimdi birazdan oraya. Şimdi dur, içeriye bir gireyim. İçeriye bir gireyim. Hatta azıcık da böcek yiyelim birazcık daha. Ve şuradan Fist'ten. Şimdi burada böyle tablara ayırmışlar bunları. Böyle içeri gittikçe falan bir cacıklar, ekstradan bir şeyler falan geliyor. Şimdi Fence Maker, çit yapıcı. Hayır, hiç gerek yok. Gelişmiş çatı. Bak, seni açabiliriz. Hatta 40 puanım var. Ben seni açayım. Tamam mı? Seni açtım. Merdiven. Seni de açayım ben. Tamam mı? Seni illaki açacağız. Tamam. Şimdi bu ne? Ha, bunlar mancınıklar falan filan. O tarz zımbıraklar. Bu asansörmüş arkadaşlar. Bu da hatch. Hatch ne biliyor musunuz? Mesela şimdi tavanınıza bakın ve tavanda bir geçiş boşluğu olduğunu düşünün. Ha, orası hatch işte. Bakalım şimdi ben şeyi arıyorum, böyle smithing, madenci masası falan filan, onlara bakıyorum aslında şu anda. Blacksmith, evet, ve carpenter. Tamam, bu ahşaba yönelik bir şeyler. Ha, demir eşyalar. Tamam bak, bu bunları kesin yapacağız. Butcher, bu ne? Bu hayvanların, hayvanların derisi için. Pekala. Bu neymiş? Deri içinmiş Fireball Cauldron. Bu ne? Bir şeyleri karıştırmak içindir diyor. Patlayıcıları falan burada mı yapıyorlar acaba? Belki iksir falan. Büyü var mı acaba ya? Totemic Pets. Panter Eğit. Kurt Eğit. Bunlar evcil hayvanım mı oluyor benim? Gergedan Eğit. Biz neler neler eğitebiliyoruz böyle? Aha. Krokodil, timsah eğit. Buralarda bir yerde timsah vardı. Aha. Neyse tamam dur. Öncelikli olarak şunları bir açalım biz. Kamptır ve demir eşyalar. Aç abicim. Tanner illaki lazım olacaktır. Onu da açalım. Sen de lazım olacaksındır. Seni de açalım. Böyle o lazım olacak, bu lazım olacak diye gidiyoruz ama. Tamam, şuradan İyileştirme zımbırağım, kendimi bandajlama. Seni mutlaka açıyoruz. Sana yapacak bir şey yok. Onun için de bu. Bunun için de bu gerekiyormuş. Torch. Meşale. Aç abicim seni de ve bedchamber. Yataklar. Tamam. Tahminimce şu an öncelikli olarak grinder. Ağır taş zımbırak. Grinder neye kullanılıyor? Unu ekmek falan için belki yapabiliriz. O da ne kadar gerekli bilmiyorum. Gelişmiş kamp ateşiymiş. Fisher, balık.
Vay. Seni de aç. Balık da tutarız. Balık da tutarız. Tamam, gelişmiş kutular falan. Seni niye yapamıyoruz? Hala seviye 20 istiyorsun. Pekala, tamam. Trailmaker. Buna köle yapıcı arkadaşlar. Bunu açacağız çünkü evet, kölelerimiz olacak. Bu neymiş? Hayvanlar için mi? Burası da hayvanlar için mi? Evet, burası da hayvanlar için sanırım ki. Stable atlar için oyuna baya bir şey gelmiş. Yani gerçekten çok fazla şey gelmiş. Hepsine bakacağız, yapacağız, edeceğiz. Bir şeyler karıştıracağız. Bir tek şunu bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Şu Flotsam denilen zımbırakları nasıl engellerim, nasıl kapatırım merak ediyorum. Haldan düşmüş sandalye. Tamam. Şimdiki duvarlarla bir işimiz kalmadı. Böyle bir eşya gerekliymiş de öyle bir eşya nereden bulacağımızı ben bilmiyorum. Kutu için 100 odun, 12 zımbırak lazım. Bende neler var? Pek bir şey yok. Tamam, çıkalım azıcık ağaç toplayalım. Hadi bakalım. Bu kadar konuşma yeter. Şuraya gidelim. Şuradan başlayalım kesmeye. Şunları da aha. Aha, timsah geliyor, vallahi timsah geliyor. Kardeş. Hop. 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 Tamam. Doğru. Of. Karakterin saldırı gücünü 1,5 kat arttırdım. Ama 1,5 kat sadece. O da tek başımayım ve özellikle ilerleyen bölümlerde şeyin acı çekim istemiyorum açıkçası izlerken. Yani tek bir tane yaratığı kesmek için 20 defa ölelim. Orada bir garip sesler geliyor bir yerlerden ha. Yani acı içinde izleyin istemiyorum. Rahat keyif alarak izleyin istiyorum. Şundan vursam. Bark. Bark neymiş? Tamam, ona da bakarız. Şimdi şurada ucundan azıcık da taş. Aha, timsah var. Şimdi üstümüzde ağırlık limitimiz yukarıda. O yüzden sorulmayalım. Bunları kesmeyeceğim. Belki içlerinden bir şey çıkar. Onları alırız sonra. Bize lazım olacak olanlar bu. Fön. Metalleri veya taşları eritmek için 500 taş lazımmış. Şimdi bunu yapabilmek için en rahat ne yaparız? Şimdi şu Twine'ı bir üretelim biz. Twine. Üret abi. 20 tane üret. Bu bir sürü plant fiber'dan yapılıyormuş. Bu plant fiber acaba hızlı toplatacak bir şey bize var mıdır? Bence illaki vardır. Ha, illaki vardır, ben olduğunu düşünüyorum. Böyle orak gibi küçük şeyler falan oluyor ya, Ark'ta da vardı. Büyük ihtimalle onunla bayağı bir plant fiber toplarız. Zaten buradaki mekanda çok kalıcı olmayacağız ama şurada güzel madenler var. Ben şeyi hatırlıyorum. Biz ilk oynarken bu oyunu, bu da arka tarafında yukarılarda şeyler vardı. Güzel madenler vardı. Acaba ne oluyor ya? Güzel madenler vardı. Acaba hala duruyor mudur onlar? Merak ediyorum. Bakalım gittiğimizde, gidersek oralara göreceğiz. Şimdi üretti mi onu? Üretmiş. Tamam. Şimdi seni şöyle bir koyalım. Aç bakalım. Gönder. Seni gönder. Bu ne? Ironstone. O demir. Bak, kemik. Tohum. Evet, tohumları da koyalım. Branch yani durabilir ama ayıralım, bir kalan kısmını koyalım. Odun da aynı şekilde mi yapsak acaba? Hatta odunun da hepsini bırakalım biz çünkü bize iyi bir taş gerekecek arkadaşlar, bize iyi bir taş gerekecek. Şöyle bir lambur lumbur bir girelim. Ya taşı iyi bir hızla topluyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok. Şey kısmı derdi. Taşıma kısmı. Ama sanki onu da iyi taşıyoruz. Bu arada oyunda hayvan muhabbeti varsa hayvanların çantası da vardır, değil mi? O zaman biz kendimize şöyle güzel cüsseli eşya taşımaya müsait görünen bir kardeşimizi şey yapabiliriz aslında. Bu arada seni yakayım da şöyle bir şey yapsan. Buraları bir aydınlat bize. Tamam, şimdi crafting, gel bakalım. Furnace, fırın. Evet, şimdi seni yapıyoruz. Başka. Severe of pain. Acı şey. Şanlı fiş.
Bunlar değil. Tenor table değil. Blacksmith bench. Ha, alet edevatlara şekil şukul vermeye yarar diyor. Yani büyük ihtimalle şunların demirlerini falan orada yapacağız biz. Çünkü gördüğünüz üzere burada yok. Yani demir alet edevatımızı biz normalde açtık ama burada görünmüyor. Büyük ihtimalle orada yapacağız. Pekala. Onun için ne istiyormuş? Blacksmith 250 50. Oo, iron bar 50. Pekala. Şimdi iron bar 50. Bu arada seni koyayım mı ben ya? Ha, sizi koyayım, bence iyi pişersiniz. Hatta şuradan şunu da atalım. Şöyle midemize iyi bir şeyler gitsin ya arkadaş. Geldiğimizden beri börtü böcek yaprak yiyip duruyoruz. Yakın kendi giysilerimizi falan kemireceğiz yani. Tamam, şimdi aç bakayım. Hemen. Seni şöyle... Aa, bana ne lazım biliyor musunuz? Bed. Bana yatak lazım arkadaşlar. O, buna da deri lazımmış. Ha. Tamam dur, iyi kötü bir tane bundan yapabiliyoruz. Tabii bundan yapsak daha iyi de. Yani evde olan bu. Şimdilik ne yapalım? Üretsin. Ha. Hayda. Ayıp olmadı mı ya? Niye söndün sen? Tamam. Sen onun yanında yanmıyorsun değil mi? O üstünde garip gölgelenmeler ondan değildir umarım. Şimdi. Dismantle. Return to monitor. Interact. Spawn point update. Tamam. Ölürsek burada doğacağız şu an. Artık en azından. Heh, sen de bir alayım ben. Çok güzel. Aloe vera. Güzel kardeşim sen. Nerede şeyler? Bandaj. Yap bakalım 5 tane. Biraz sürüyormuş ha bu. Pekala. Sorun değil. Şimdi kalanını buraya koysak. Revised first. Tamam. Demir koyacağız. Tabii bizde demir mersi yok, hak getire. O yüzden çıkalım bakalım. Şu kenarda bir şeyler görmüştük. Umarım şu koyu renkli maden demirdir. Bakayım. Evet, kırmızı şey bu demir ya. Şeklinden belli. Aynen. Çok güzel. Aldı Iron Knot. Bir yandan da başarımlar kazanıyoruz sanırım böyle böyle. Çok güzel. Bir seviye de aldık. Sen gel bakayım buraya. Senin be... Oo. Hop. Hadi bakayım. Of. Ya şeyi çok karıştırıyorum. Sağ tık ağır saldırı yapıyor. Kontrol savunma yapıyor. Yani tam tersine koysaydınız ya yapmışım onu. Feral Flash, Hyena Belt. Tamam. Şimdi deri istediğim için bununla vuruyorum ama. Sana ne olmuş oğlum senin? Aha. Şurada ateş yanıyor ha. Orada bir şeyler var. Orada bir şeyler var arkadaşlar. Bu arada sen tahminimce gümbürüklüyorsun. Sen ne kadar süre? Ha, iyi güzel tamir ediyor. Pekala. Dönelim yuvamıza. Ha, demir kazıyorduk. Ama demiri biraz aldık. Tamam, demiri biraz aldık. Mesela altaya basınca şimdi. Aa. Animasyon falan koymuşlar bak. Tamam yeter. Ne o, her yerimizi saracağız mı böyle? Ha tamam. Birazcık sürüyormuş bu arada. Öğrendiğimiz iyi oldu. Acil bir durumda düşünsene de koşarken bastığımızı falan. Vahşi bir hayvan geliyor, biz basıp onu bekliyoruz falan. Parça pinçik eder bizi. Ha 80. Mükemmel. Yan bakalım. Kömür var mı acaba? Şimdi seni koyabiliriz. Umarım çürümez orada. Umarım. Umutlar o yönde. Tamam.
Fine, branch. Pekala. Heh, iki adet. Tamam, sen şey yapa dur. Oradan çıka dur. Biz de azıcık daha odun ve birazcık daha demir toparlayalım. Sana... Hay! Ay! Ulan hayya diye bağıracağın hayvanın peşine gitsene. Tamam dur, nehirde yakalarız onu. Diye umuyorum. Ay! Hadi be. Tamam, staminam bitti. Staminayı biraz yükselsem iyi olacak. Statlarımıza da pek vermedik ha. Bak, statları vermeyi unuttum. Kardeş sen nasıl gidin? Bana gerçekten ok ve yay lazım. Ve ok ve yayı kullanabiliyor. Aha, bir şey geliyor. Hadi bakayım. Ha, ne oldu? Ha, patatesler. Ne oldu? Böyle bir fıyak fıyak diye geldiniz. Tamam, sizin direkt etinize çökeceğim. Umarım doğru kaynaklar için doğru araç gereçle vuruyorumdur. Şayet çok geniş bilgi sahibi değilim o konuda. Merhaba. Ya. Da yavru var da yavruya gitmek istemiyorum. O ne? O niye daha iri öbürlerinden? Oha, bom. Oyo. Oo. Oğlum kalkan çok güzel bir aletmiş. Tamam. Ne abi bu? Harvest corpse. Right. Sorry. Pekala. Bu şey mi? Grubun alfası mıydı? Neyse artık yok öyle bir alfa. Belki sen. Hop! Oha! Tamam. Ağır atak, üstüne hemen hızlı atak. Tamam mı? Bu sayede deri elde edebileceğiz. Tamamdır. Hemen yuvaya dönüyoruz. Bunu öldürmeyeceğiz. İhtiyacımızın yavrularını da ellemiyoruz. İhtiyacımız kadar. Hadi bakalım. Aynen, stamina gerçekten bir sorun haline geliyor. Şuradan staminamızı biraz arttıralım. Şimdi ağırlık taşımaya... Kaç? 53 puanı mı var? Tamam, 10 puana getirdik seni. Tamam, 10 puanda özel zaten zımbırak alıyormuşuz. Tamam mı? Grit, ha. Tırmanırken %10 daha az stamina harcarsın diyor. Pekala. Seni 5 yapacağım. Sen kesinlikle 10 oluyorsun. Sen 5 oluyorsun. Aklıyorsun. Şimdi bunu birazcık ben açacağım. Tamam mı? Çünkü gerçekten onu kullanabilmeyi istiyorum ben ya. Heh, artık çiğ etleri zehirlenmeden yiyebileceğiz arkadaşlar. Bir sıkıntımız kalmayacak bu konuda. Kalan kısmını nelere vereceğimizi göreceğiz. Yani ne yöne eğileceğiz, neler yapıyoruz, onları hep birlikte göreceğiz. Ona göre vereceğim. Direkt lap lap dağıtmayacağım onları. Silahlarda... Ben ok ve yayı açmadım mı acaba? Ha, açmamışım. Pekala. Tamam. Bu çok ağır silah ya. O gerek yok ona da. Tamam, bir dakika. Aha, orada bir şey gördüm. Armorer. Haa, gelişmiş zırh yapımı. Fine Metal Cross. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Küpe falan diyor ama altın para, gümüş para. Buna bir işe yarıyor mu? Dur şimdi, bunu kesin açacağız zaten de. Öbürleri... Tin Armor Plating. Armor Smith Armorer. Farkınız ne? Saddlemaker. Bu at için, o at için. Bu şey mi? Metalden zırh mı yapıyor? A set of reinforcing plates. Güçlendirici plakalar yapar diyor. Zırhının gücünü arttırmak için. Ha, anladım. O zaman şöyle. Buradan zırhımızı üretiyoruz. Sonrasında zırhı burada modifiye edebiliyoruz. Yani mesela bir araba aldınız. Arabanın motorunu güçlendirmek gibi. Gibi algıladım. Ama bakalım.
Şunu da bir açalım da bir kuyumuz olsun. Hayrına. Bitki büyütme yeri. Tamam. Tinker nedir? Zırhları falan onarım yeri. Seni de açalım. Güzel. İyi ilerliyoruz. Eşya yapımı. Torch bearer. Tamam. Sizler de lazım olacaksınız. Her halta açıyoruz ama. Journey Mason. Ha, Stone Brick. Seni mutlaka açacağız. Senden kaçarımız yok. Onun bir üstü Master Mason'a doğru gidecek zaten. Şimdi sana bakalım. 41 adet. Oh. Yetmemiş. 41 adet. Pekala. Seni burada söndürebiliriz. Seni koyalım. Height 70 adet. Ayağına pat. Seni de ayır. Şimdi zırhlardan bunların ötesini yapamıyoruz. Pekala. Şimdi zırhı yapabilmek için armor zımbırasını yapacağız. O da. Ya keşke bunu şey olarak sıralayıp mesela bak bu var ama şey yetmiyor. Yani mesela işte ne bileyim tier 1, tier 2 falan gibi sıralasa keşke hoş olmaz mı? Yani aramaz şeyi koymuş adamlar oraya ama kocaman. Armor bench. Tamam bak şimdi sen lazımsın. Tamam sen lazım olacaksın abi. Bu arada şunlar büyük ihtimalle benim ek paketlerden kaynaklı. Yani bazı fazladan olan zımbıraklar ek paketlerden büyük ihtimalle. Tanner table. Tanner'ı da geç. Sizi de geç. Carpenter'ı geç. Yatağı da geç. Şuradan bir Pippin'e yönelik hiçbir şey çıkmadı peki. Black yazdığımda. Ha blacksmith bench. Taş 50. Tamam 50. O 9 tane şey taşımız var zaten. Pekala. Azıcık daha demir bulacağız arkadaşlar. Şu arka tarafları doğru bir bakalım. Oh, out of stamina. Peki. Karakterin de kaşı gözü iyi kopuyor yani ha. Ben kendime ok yay yapacaktım değil mi? Plant fiber. Size plant fiber çıkıyor mu? Yok. Şuradan alırız. Sen de al. Ya zaten genel olarak işimize yarayacak bir şey bu bizim. Arkadaş burada topluyoruz. Satisfactory'de şimdi topluyoruz. Her yerde börtü, böcek ne varsa topluyoruz ya. Şimdi yay. Seni yapalım. Flint head. 10 adet taş. Hemen. Tamam. Bence fazlasıyla yeterli. 6 tane bundan. Branch. Twine. Twine değil. Ne bu? Branch. Direkt branch abi bu. Bu da bark diye geliyor arkadaş. Şuna vursam. Tamam gene birazcık daha mantıklı oldu böyle. Dokuz tane daha. Okay. Şimdi seni buraya ayıralım. Şu böceklerimizi bir buraya ayıralım. Siz ikiniz böyle koyalım. Sen buraya gel. Yayım nerede? Burada. Sağ okla iyice gerip ondan sonra çat diye bırakabiliyoruz sana. Bakayım. Dın 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 dın. Oğlum ne yaptık? Oha, hiç beklemiyordum. Vay anasını be. Deri ne çıktı deri? Yüz deri. Ben yüz deri bunlar mı topladım? Emin değilim. Dur, ok harcamayalım. Oklarımı geri verir misin? Kardeşim. Ne oldu gitti mi oklar? Ben neyle daha çok deri topluyorum onu en iyisi öğreneyim. Google'dan falan. Aha. Demir mi şu?
Valla siyah siyah ne o? Koyu koyu bir şeyler var. Ya da gölgeden dolayı mı öyle görünüyor? Bak bunu vurup bam diye bunu vuruyorsun. Üf! Neler getirmişler. Güzel. Sıradan basıyorum her şeye ama neyse hadi bakalım. Şuradan ne bu? 8. Siz bir şey değil mi? Sanki bunlar taş ya. Bunlar düz taş. Kandırıldık. Koyu renkli taş. Niye öyle ayrı bir renk yaptınız? Şuna bak lan resmen adam kandırmak oğlum bu. Aa örümcek. Örümcek. Buralarda bir yerde örümcek mağarası var. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ne abi bu? Ha dekor, okey. Yani şayet bunu yapan örümceği tanımak istemiyorum ben. Şu arka tarafta bazı madenler görüyorum. Acaba demir var mı burada? Demir varsa azıcık kapışacağız. Yapacak bir şey yok. He. Aha. Abi bu çok renkli bir örümcek. Doğada umarım aynısı değildir ama doğada bu kadar renkli olan hayvanlar genelde zehirlidir arkadaşlar. Kalkanıma kuvvet be. O da doğacak diyor lan eşek sırasına bak. Stop tailing lan. Hadi bakayım. Hah. Tamam. Güzel. Bunlardan 2-3 tanesi gelirse iyi dert açarlar yalnız başıma. Tamam. Evet, şimdi. Demir. Değil. Ne lan bu? Hayda. Ben demir sandım onu. Pekala. Sanırım biraz yanlış bir mekandayız şu an. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz. Sıkıntı yok. Topuk topuk. Aa, geldi. Aa. Pekala. Staminamızı iyi kullanacağız derken. Oh tamamdır. Şimdi. Tepeler. Evimi. Bir şey diyeyim mi? Lan. Oy. Oğlum sağlı sollu geliyorlar lan. Hop. Arkadaşlar stamina çok büyük önem tutuyor. Yer tutuyor. Stamina'ya yürüyeceğiz. Hatta iyi ki vermişim bu kadarını da. Uf. Tamam. Uzak mesafeye biraz versek bile mutlaka yakın dövüşü geliştireceğiz şu an. Ya en azından şimdilik ya uzaktan avlayabilirsek ne ala ama. Lan. Aha. Seni öldüm sandım ben eşek sıpası. Oh fake mi atmış ne yapmış? Hiç hoş değil. Oğlum siz ne oluyor? Bir yerden ürüyüp geliyorsunuz mu? Şeyler. Şuradan ben şunu basayım da hemen. Etraf temizken. İyi çıktık, iyi çıktık. Sıkıntı yok. Tamamdır.
Ya demiri hala bulamadık. Ya büyük ihtimalle yukarı tarafta demir vardı. Tamam mı? Ben öyle olduğuna inanıyorum. Aha. O kabile var. Şurada da bir şey var. Birim var. Şu ne o? Şurada bir şey var. Bilemedim. Oyun bir de en yüksek kayalarda. Ha. Keşke en yüksek kayalar için birazcık daha fazla uzak detayı verselermiş. Veya belki özel bir ayar mı yapmak gerekiyor bilmiyorum. Ya genel olarak çok güzel aslında ve büyük ihtimalle optimizasyon oyunun genel olarak perte çıkmasın diye alınmış bir önlem ama ay susuzluğumuz falan da yok. Tamam dönelim. Dönelim dönelim. Şuralarda var mı demir? Yok. Tamam dağlık taraflara bir çıkıp bakacağız. Tamam mı? Dağlık taraflara bir çıkıp bakacağız arkadaşlar. Bir suyumuzu içelim. Kendimize gelelim. Çünkü sula şeyimiz yok. Sulak ne ya? Suluğumuz yok yanımızda. Şunu da yiyelim. İyice yemek, içecek falan full olsun. Bunlar full olunca canımız da evet doluyor tahmin ettiğimiz üzere. Çok güzel. Şimdi ciddiyim. Seni ayır, seni ayır. Sizi ayıralım. Seni ayıracağız. Hayt. 100 adet. Çok güzel. Bak taş. Sen ne kadar çok ok yapmışsın. Wow. Pekala. Gazelle head. Ingredient. Bir şeyin zımbırasıymış bu. Evet, bir şeylerin zımbırasıymış. Bu arada bana bir adet kutu daha lazım. 112. 112. Sen al. Nerede var mı yakında hemen? Var şuradan. Acaba bu kaynaklar ne zaman yenileniyor acaba buralarda? Evet. Craft. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Buraya da kalanları şimdilik yuvarlayalım. Bunları sonradan bir hizaya falan sokarız zaten. Sorun yok. 80'e 65. Seni 80 taneni ayıralım. Biraz fazla. Yani oku biraz abartmışız. Evet ona o kısmına katılıyorum. Bu arada aşağıda termal bir şeyler var. Farkında mısınız? Baloncuklu falan bir şeyler çıkıyor. Aynen baloncuklu bir çocuklar çıkıyor. Tamam şimdi. Bana demir lazım. Biraz daha demir lazım. Demir ise tepelerde olduğunu düşünüyorum. Şu an neredeyim ben? Buradayım. Tamam, aslında bedroll yazan yer teknik olarak benim evim. Sentinels. Sentinels. Broken Hallway. Bu büyük ihtimalle mekan orası. Şurada lanetli bir yer. Doğru hatırlıyorum. Zaten en fazla o tarafa kadar falan gidebilmiştik. Bak şimdi buradan dümdük gidersek. Tamam mı? Buralarda dağlar, taşlar, bicacıklar var. Bence orada bulacağız arayacağımızı. Ama bir şey daha diyeceğim. Bu bölüm burada sonlandıralım. Yoksa bölüm çok uzayacak. Bölümler çok uzarsa yüklemesi falan ayrı dert. Kurcalaması ayrı dert. Oha ne oluyor lan? Yani böyle bir görüntü gördüğüm gibi geldi de. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki bölüm artık demirin dibine vurmak için dağlara doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Ya en azından düşündüğüm bu. Yani umarım orada bir şeyler bizim ağzımıza vurmaz. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.